Evet arkadaşlar, kovanlarımızı aktardık. Aktardığımız esnada kontrollerini yaparken bu kovanım güçlü olduğu için ballı peteğim var. Şimdi onları alacağım. Anaya yavru atmak için yer açacağım arkadaşlar. Yavru alan açacağım. Evet arkadaşlar, kontrollerimiz esnasında şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıta yavru var arkadaşlar burada. Şu 2 çıta tamamen bal ve polen blokesi. Şimdi onları alacağım içinden. Evet, gördüğünüz gibi bu tamamen bal dolu arkadaşlar. Bal ve polen var bunda. Şimdi bunu diğerinde bir kontrol edelim. Hangisi iyiyse. Evet, kabarmış peteğimi vereceğim. Bunu vermeden önce diğer taraftan da çıta alalım. Burada sondaki duvar dibindeki çıtayı alacağım arkadaşlar. O çıta biraz hoşuma gitmedi. Ya aslında bu çıta da güzelmiş. Evet. Ana buraya gelmiş. Günlüğü atmış. Evet arkadaşlar, bunun arkalı önüne bunda yavru var. Biz buraya çıta veremeyeceğiz ama ana alan bulamadığı için oraya da yavru atmış. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, duvar çıtalarımız ballı, polenli. Gayet güzel. Şimdi buraya bir tane çıta vereceğim. Evet, tekrar fondan şekerlerimizi verelim. Kekimizi de verelim. Buna az biraz besleme. İkiye bir şurup vereceğim.
Evet arkadaşlar. Bu kovanımıza bir tane çıta verdik. Yavru alan açtık buna. Ballı polenli çıtalarımız vardı içerisinde. Onu aldık. Kıştan çıktığı için stoğu gayet güçlüydü. Burada ikinci çıtamız vardı. Bunu da alacaktım aslında. Dün almam gerekiyordu ama geciktiğim için bugün yavru atmış oraya ana. Şimdi yine takiplerini yapacağız. Gerekirse yavru söktüğünde petek vereceğiz ya da kata çıkacağız arkadaşlar. Evet, sürekli kontrollerimize devam edeceğiz.